Mustafa Kemal Paşa'yı küstahça tehdit eden İngiliz albayın sonu ne oldu dersiniz? Erzurum Kongresi'nin toplanmasından hemen önce Albay Rawlinson, İngiliz işgal kuvvetlerini temsilen Mustafa Kemal'i görmeye gelmişti. Küstah bir ifadeyle Atatürk'ü tehdit ederek, "İşittiğime göre yarın kongre açacakmışsınız. Evet, milletçe açılması karar verilmiştir. Açılmaması daha münasip olacaktır. Kongre muhakkak toplanacak ve gününde açılacaktır. Millet buna karar vermiştir. Fakat hükümetin bu kongrenin toplanmasına müsaade edemez. Ne hükümetinizden ne de sizden müsaade istemedik ki. Kongreden vazgeçmezseniz kuvvet kullanarak dağıtılmasına mecbur kalırız. O halde biz de mecburi ve zaruri olarak kuvvete kuvvetle karşı koyar ve milletin kararını yerine getiririz." Mustafa Kemal Paşa artık çok sinirlenmişti. "Ne pahasına olursa olsun kongreyi açacağız." diyerek yerinden kalktı ve İngiliz subayına kapıyı gösterdi. Mülakatımız bitmiştir. İngiliz blöfü Mustafa Kemal Paşa'nın bünyesinde toplanmış olan Türk milletinin restine toslamıştı.